okula gidiyorduk. İlkokul, orta, lise giderken hem okula gidiyoruz kışın, yazın tatilde de devamlı 3 sene belki bir tatil yapıyorum, memlekete gidiyordum. Her sene hastanede çıraklık, bulaşık, tezgahtarlık, soğuk olup da bir yerimiz vardı. Hala duruyor. Ta rahmetli pederine kalma. Orada çıraktım, tezgahtarlık yapıyorum derken o zamanki ustamız vardı. Tabii öldü. Rahmetli anıyorum. Ben çocuktum, beni affedersiniz. Ev falan yoktu burada, anne falan babam buradaydı, işteydi. Bana lokanta göstermişti, orada yiyordum. Beni leğene koymuş, yıkamış, su kaynatmış. Babamdan, annemden çok yemeği var bana. İsmi Hafız Usta'ydı. Adı öyle anılıyordu. Hafız Usta. Ve hafızdı da yani. Gerçekten hafızdı. Ve eski yetişen ustalardandı. Çok şey. Yaptığı fazla bir şey yoktu çeşit olarak ama 3-4 kalemi hala burada o zaman bizim kardeşlerimiz, müşterilerimiz hala onu arıyorlar. Arıyorlar gerçekten. Napolyon ekler dediğimiz efendim. Ondan sonra bir de serpme börek. Böyle eline devrece yağlı açılıyor, biliyorum şimdi yapılıyor. O devre göre hele Napolyon'u bugün bile ne hikmetse, bu da yıllar geçti. Hala o Napolyon'u arıyorlar. O zaman sormuştum işte, yani senin Napolyon'un neden böyle ağızda dağılıyor falan. Diyor ki şimdikiler diyor çok az bir emek veriyorlar. Bir iki tur açıyorlar. Anlıyor musun? Buna devamlı tur vereceksen, yağ vereceksen, dinlendireceksin. Dört defa açacaksan bu şekilde alırlar. Ama herkes uğraşmıyor bu kadar diyor. Ve hala unutulmamış.